geleceğiz. Geçen sene bu zamanlar her şeyler normal. Gence Ortaokulu depremden önce Antakya'nın en büyük okullarından bir tanesiydi. 2200 öğrencimiz vardı, 118 personelimiz vardı. Fakat 6 Şubat depreminden sonra 8 tane öğretmenimizi kaybettik. Okulumuzda 8 öğretmenimiz şehit oldu depremde. 2 personelimizi kaybettik. Yaklaşık 118 öğrencimiz maalesef aramızdan ayrıldı. Tabii ki bunların anneleri ve babaları da muhtemelen kayıplar arasında ama biz o bilgiye ulaşamadık. Tabii ki bu deprem sürecinden sonra 11 Eylül'de Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılış tarihi itibariyle Antakya merkezdeki olan okulumuz eğitim öğretime açılamadı. Çünkü çevredeki tüm yerleşim yerleri yıkıldı. Sadece okulumuz ayaktaydı. Okulumuz hafif hasarlı. Dolayısıyla yerleşim yerleri konteynerlarda olduğu için burası Bursa Ticaret Odası'nın konteyner kenti. Yine karşıda Emlakbank konutlarının konteyner kenti var. Bir de İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu konteyner kente. Yerinde eğitim için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızı bu şekilde prefabrik okullarda açılması kararı verdi. Çünkü buradaki yaşayan insanlar yaklaşık 600 civarında konteyner kent var. Aile yaşıyor burada. Buradaki yaşayan insanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için ortaokul olarak biz görevlendirildik. Anaokulu farklı bir okul, yine ilkokul farklı bir okul. Biz 8 ile 12.30 saatleri arasında ortaokuldaki Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatına uygun bir şekilde eğitim öğretimimizi devam ettiriyoruz. Başkanım hoş geldiniz.
bize destekleriniz için, bizi ziyaretiniz için, bizi şereflendirdiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hoş geldiniz. Deprem üzdü. Çok üzdü. Bu bir acıydı. O acıyı o zamanlar uzaktan yaşadık diye söylemek isterim. Buraya bu şekilde hem bu acıyı paylaşmaya ve kendi adıma da bunu şahsen söyleyeceğim, hem de insan olduğumuzu hissetmeye geldik. Bunun bir parçasını bugün bu şekilde burada yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Bir daha böyle acı göstermez. Önceden Amin. Bilmeyen ya da önceden görmüş olmayan çok şeyi hissedemez. Resmen bir halk bir şehir gitti yani. Resmen bir şehrin merkezi. Eskinin tarihin gittiği bir nokta. Baştan sonra da şeye geçiyorum. Riva'ya, İstanbul'a gidelim. Nerede boş saha bulursak Afyon'a gidelim. Al öyle. Evet. Ama Mersin iyi oldu. Ya tabii ki hem Mersin içinden de bizim için. Çok Hataylı var orada biliyorsunuz. Buradan gelenler orada. Bizim bayağı maçımızdan tabii hem Hataylı'nın olması hem de Mersin'de gerçekten bayağı bölgemizin de Süper Lig'de takımının olmayan bir şehrimiz olmasından dolayı orada olmak gayet iyi. Bayağı da seyirci geliyor. Geliyor. Evet. En çok Galatasaray maçında olur ya. Galatasaray maçı dolu. Antalya'dan çıkabilen bir kesim yok. O peynirler. Yerleşim giremeyen de var yani. Çıkırda falan yapıyorlar. Var evet. Hatırlar 170-80 lira. İlk girişte Hatay'a geçti. Bazı konuları boşluğa gitmişti. Daha tamamlanmamış. Eksikleri vardı. Evet. Herhalde şu. Yok yok. Sıfır şu an. Yani köyle, köy evleri var. Bu köy evlerinin kurulduğu yerde de o evler yıkılmamıştı aslında. Yani biraz az zarar gören bir bölgedeydi. Bölgenin az gören, zarar gören yeri Altınözü, Leyledar taraflarıydı. Oradaki köy evlerine şu anda hızlıca bir herhalde 300-500 adet civarında bir köy evi ve ara yapılara teslim edildi. Onlar da fonu kolay başladı. Buyurun. Evet. Buyurun. Merhaba, Baksan. Hoş bulduk, sağ olasın. Başkanım. 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 Başkanım.
tamam. Parkını orada kurmuş, kendini geliştirmiş. Özellikle alanında söz sahibi olmuş hale gelen üyelerden olmuş. Çıkarlarını sağlamaya çalışır, kollamaya çalışır. Bizim böyle bir amacımız yoktur. Üyelerimiz çok değişik alanlardan. Fakat ortak bir tarafımız var. Hollanda Türk toplumunun üyesi olmak. Hollanda Türk toplumunu ben böyle bir geleceğe gidersem yine seneye 60. yılını devredecek olan bir göç maceramız var Hollanda'ya. Dolayısıyla bir zamanlar kendisi için giden, daha sonra çocuklarını yanına alan, torunları olan, artık torunların çocukları olan bir silsileye dönüştür. Ve artık tartışılmıyor ki bu grup kalacak. Onlar Hollanda'ya kendilerine yurt edindiler. Hollanda'da sağ olsun bizi yurttaş yerine koydu. Hem de çok erken saatlerden itibaren koydu. Yani Hollanda'ya geldiğimizde, ilk göç yılımızda bile pek çok hakkımız hazır bizi bekliyordu. En son seçim hakkı 86 mı vardı? 86. Evet. Seçimlerde birlikte yabancılar olarak mahalli seçimlerde doğrudan oy verebiliyorduk ve seçilebiliyorduk. Zaten mahalli seçimler size 86, daha önce Hollanda'da olmak şartı herhalde geçti. Evet. Ulusal meclis için Hollanda vatandaşlığı şart var. Bu konuda da oldukça olumlu davranıldı bizlere karşı. Ve nüfusumuzun 80'lerin yakını Hollanda vatandaşı. Bunun için de yine büyük bir kısmı hem Türk hem Hollanda vatandaşı durumunda. Bir kısmı da sadece Hollanda vatandaşı. Milletvekili de çıkardık. Bir tanesi de aramızda. Hatta parti bile. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, iyi hatırladın abi. Hollanda Türk toplumu benim kendi kanaatimce, bu şahsi bir görüştür. Türkiye'nin yurt dışındaki diaspora dediğimiz grup içerisinde en başarılı grup. Bunun bir izahı belki vardır, onu sosyologlar düşünsünler ama belki dar alan buluşumuz, bir nüfus yoğunluğu, 500 bin taneyiz. Bir nüfus yoğunluğumuz var, bundan ötürü Türkçenin en güzel konuşulduğu yer Hollanda'dır. Dernekçiliğinde, örgütlenmelerinde pek çok şeyin en iyi yapılabildiği yer Hollanda'dır. Hatta iş dünyası anlamında da Hollanda nüfusa oranlı olarak bakıldığında kendine fark ettirilmiş konumdadır. İşte bu Hollanda'nın o bahsettiğimiz 2100 yılına giderken bu nüfusu daha düzgün kanalize edebilmek için, etmek için derneğin, sodyatın tabii kendine 3 amaç edindi. Bir tanesi muhatap kurum olmaktı. Yani iç meselede veya Türkiye'de bir meselelerde son yıllarda çok oldu bu. Doğrudan temas kurulan, düşüncesi sorulan, yorumu sorulan bir kurum haline geldiğimizi artık rahat görüyoruz. Bunun dışında ki bizim asıl amacımız, asıl çalışmalarımız bu bahsetmiş olduğumuz Hollanda Türk toplumunu daha iyi konumlandırmak dediğimiz amaç için nelerin yapılabileceği konusunda karşımıza çıkan iki şey var. Bir, eğitim. İki, girişimcilik. Eğitimde iyiyiz. Baya baya iyiyiz aslında. Ve bunda Türk insanının eğitimde verdiği önem, çocuklarını illa yok tutmak istemesi, bu arada sistemi tanımış olmasının ve sistemi ayakta tutmasının da faydaları ile geldiğimiz nokta HBO ve üniversite ve yüksek lisanslı mezun sayımız 67. Yani bu her iki elimizden, ailemizden bir tanesinde bir diplomamız olduğu anlamına geliyor. Ve şu anda yani Hollanda bürokrasisinde de, meclisinde de neresine bakarsanız bakın çok iyi seviyelerde Türk gençlerini görebiliyorsunuz. Yani
sırada bir Erasmus programı var, öğrencilerle buluşma programı. O programın bakıyor şu anda büyük ihtimalle bir panel üyesi, yani öğrencilerin karşısına onların içinden çıkmış, onlara ilham olabilecek, örnek olabilecek, cesaret verecek, kariyer yapmış isimleri çıkartmaya çalışıyoruz. Sıradaki Hollanda'nın Estonya Büyükelçisi Özlem Sörmüklü'nün kızı yani. Özlem Hanım. Yani Hollanda dışlarında Hollanda'yı temsil eden bir grup haline gelişir ki o bakanlık aslında bayağı bir Türk faal. Buna benzer sanattayız yani sırf Karsu değil. Bir Karsu'muz var. Ha burada hemşerim. Altınüz. Karsu köyünde. Köyün adı da Karsu. Evet. Bir opera sanatçısı var. Çok var sanatçımız. Yani Hollanda'yı dışarı temsil edenler olarak. Bir fotoğrafçı var, onu hatırlıyorum. Bir matematikçi var. Hollanda Matematik Enstitüsü'nün başında. Yani böyle çok uç isimler de var. Tabii siyasette de kendimizi Selçuk Bey. Evet. Siyasette kendimizi hissettirebiliyor muyuz? Yani. Avrupa'da bir ilk başkanım. Avrupa'da şöyle bir ilk, biz ilk defa bir parti kurduk. Yani hani bir Kayserili Amerika'ya gitmiş, dönmüş Kayseri'ye gelmiş ya, sormuşlar Fabra'yı aldın mı? Demiş ya benden önce bir Kayserili almış, alamadım. Şimdi bana da bazen Kayseri'de soruyorlar, ya işte parti kurdum mu ben kurdum diyorum. Bundan sonra kimse kuramaz artık. Biz bu partiyle 150 milletvekilinin 3'ünü aldık. 150 de 3. Ve 2 dönem, yani geçen haftaki seçimlerde sayarsan 3 dönemdir meclisteyiz. 3 milletvekiliyle. Avrupa'da bu ilk. Bütün Avrupa'daki siyasi oluşumları topladı, konferans verdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapsak da köken itibariyle MHP'nin eski ilçe başkanı. Şimdi siyasette geldiğimiz yer noktasında da bizim için asıl olan hakikaten memlekette hizmet. Siyasi partiler araç. Hizmet etme aracı. Baktığımız doğrultuda işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara. Dolayısıyla bizim bakış açımız da bu şekilde ve memleketimiz özellikle 6 Şubat'ta dünyada görülmemiş. Belki bilim adamlarının dediği gibi 500 yılda böyle bir felaket görülmemiş. Allah kimseye göstermesin. Bunu millet bazında da ayırt etmeden söylüyorum. Dili manada, etnik köken manasında ayırt etmeden söylüyorum. Allah kimsenin başına böyle bir felaket getirmesin. Çok zor bir süreçten geçtik. Hatta Hollanda'dan emekli teyzem ve eniştem bu depremde rahmetli oldu. Onlar da Hollanda'da işçilerdi. Geldi, emekli oldu, buraya yerleştiler. Bir oğlu, iki torunu ve kendileri bu depremde rahmetli oldu. Büyük acılar yaşadık ama 7 defa büyüklerimiz de var burada. Büyüklerimizden dinlediğimiz bize aktarılan işte Hatay 7 defa battı. 7 defa yeniden kuruldu. İnşallah bundan sonra da yeniden kurmak ama kurarken şuna çok dikkat etmek lazım. Yani bizden sonraki nesillerin bizi hayırla anabilecekleri bir şehir oluşturabilir. Aynen. Bunu da siyaset üstü düşünmek lazım. Hangi görüşten olursanız olun, hangi düşünceye sahip olursanız olun, zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynı minvalde birçok söylemde bulundu. Artık her birimizin siyasi düşüncesini bir kenara koyup Hatay'ı o eski medeniyetler şehri aynen. görüntüsünü tekrar oluşturabilmek, o kadim şehri tarihi dokusuyla yeniden inşa edebilmek. Bütün bizim de gayretimiz Sayın Başkanım de, ama önümüzde de bizim önemli bir sınav var. İşte Mart sonu itibariyle mali darbe seçimleri var. Bu seçimlerde de yine az önce ifade ettiğimiz gibi düşüncemiz ve olmasını istediğimiz ilerleyen süreçte Buga'nın
siyaset üstünlüğü tanınması. Yani Sayın Başkanımız da mesela belediye başkanı olduktan sonra kendi parti rozetini çıkarıp kenara koyup artık buranın büyükşehir belediye başkanı, dolayısıyla burada yaşayan her kesimin büyükşehir belediye başkanı ve hizmeti de o yönde. Birçok, eğer gezdiyseniz, gördüyseniz, işte bana bu oy verdi, şu oy vermedi ya da şu kesim yani düşüncesi böyle, buna hizmet edeyim. Böyle bir düşüncenin içerisinde şimdiye kadar zaten olmadı. Evet. Bu olağanüstü durumdan dolayı da iktidarım da inşallah bir nasibet, bir nasihattan hayırlıdır benden. Atalarımız inşallah o şekilde bir uygulama olur ama bazen açıklamaları çok hayretle de uygulayabiliriz. Yani acaba öyle mi olacak? Tekrar o eski karmaşık şekle mi dönüşecek diye de endişe ediyor diye bu endişeleri de maalesef başlıyoruz. Biz belki dışarıdık ama tabii gördüklerimiz dahi bizimle beraber ağladınız. Bizimle beraber üzüldünüz. Diyeceğim asıl şu, işte bu ortamda değişik inisiyatifler var, yardım çalışmalar var, konu panelleri var. Bunların bir tanesi. Benim için hiç daha olmuştu. Yardım toplamı. Dişe dokunulur bir mecra sunulduğunda tebrik, teşekkür falan söyleniyor. Ama insanların dualarını duyuyorsun. Allah bunu bize bir daha yaşatmasın. Bu tekrar. Yardımına, o günlerde bir gerginliği var. Şahsen görünme. Ya işte Erşil abiydi. Dedim böyle böyle ya. Allah bize neyi yaşatmasın? Depremi mi yaşatmasın bize bir daha? Yıkımı mı yaşatmasın? Eğer depremi diyorsam sakın deme. O tabiat. Bu yani kader dediğim şey ta kendisi. Bu olacak. Bu devam edecek. Evet. Ama yıkım yaşatmasın diyorsam çok olmaz. Onu diyelim. Ama demekle kalmayalım. Hele hele sadece şimdi demeyelim. Şu acılar bir dinsin. Tekrar gözümüzü açmış hale gelelim. Ondan sonra sorumlu, yetkili kim ise diyelim ki ey devlet, canımız sana emanetse işini doğru yap. Bizim canımızla oynama. Onun gereği ne ise takipçisi ol. İster düzenle, düzenleyici ol ama takipçisi de ol. Öyle imar hapları çok iyi dediğim bir konu değil bunlar benim ama yani bulduklarımızı... Ben de dengeli eleman değilim. Haşmaksı yeni öğrendim bu. O konuda haklısınız. İmarla alakalı çok fazla bilgim yok ama illa o kadar bilgili olmanıza gerek yok bazı şeyleri. Görüyoruz çünkü. Görüyoruz ve yaşıyoruz. Yani katlı, doğrusu nedir, yanlışı nedir? Bunları üç katlı bir bina için adam bina yapmış, tutmuş, satın almış. Daha sonra iki katlı açmış, koyuyor ama statik denge kayboldu. Evet. İlk depremde yerde bir olacak. Yani buna göz bulamaz. Veya belli zeminler var, uygun zemin değil. Oraya çıkan olmamalı. Ve bizlerin de desteğiyle çok muazzam bir rekor seviyede yardım toplandı. 100 yılda 3 milyon toplandı. Fakat maalesef henüz 32 milyonu verildi. O da projeler üzerine verildi. Diğer para duruyor Hollanda'da. Hollanda devletlere vermiyor. Projelere veriyorlar. Ve ilan ettiler. Dediler ki 2025'in Ocak ayına kadar bize başvurun. Yani proje getirin. Proje getirin, para verin. O nedenle bu mesajı lütfen burada duyurun. Proje hazırlayın. Proje yapsınlar. Ve bize göndersinler. Biz orada başvuracak bir yer buluruz. Zaten o yardım gruplarının 6'sını Suriye'ye verdiler. 6'ını
6 daha 12. Holocaust'ın öldüler. O yardım kuruluşlarıyla bizim irtibatımız var. Yani proje lütfen. O, ya, o tür yardımların takibi için gelmişti. Ondan haberiniz var mı? Sizlerle görüşüldüğü sonuçtan falan bilginiz var mı? Bilgim yok. Belki başkan da görüşmüşlerse. Oraya şeyin geldiğini söylemişti Bekir başkanım. Zekeri. Zekeri Baran. Zeki Baran, ben birkaç defa aradı Zeki Baran. Hatta sizlerle de görüştüğünü yemeği, içmeyi dışarıda yaparız. Bir daha sarılacağım sana. Bir daha sarılacağım sana. Bu da Ahmet'ten. Başkanım Ali İhsan Başkanımız, bizim AFAD Başkanımız. AFAD İl Müdürü. AFAD Başkanımız. AFAD Başkanımız Ankara'da. AFAD Başkanı. Benim başkanım. Ercüment abi hoş geldin. Yine Ercüment Bey. Hikmet Bey. Nasılsınız? Hoçiyat, yani hep bahsettiğimiz derneğin, Hollanda'daki derneğin başkanı. Önce araçta büyük ihtimalle orada. Şey mi, Hatay'a mı iniyor, karayoluyla mı geliyor Adana'ya? Başka değil. Oluyor, Ankara'dan dün akşam gelmiş Gaziantep'ten. Oradan buraya gelecek. Şu an zannediyorum. Evet. Gelmişsiniz haberimiz bile yok. Ha? İzmir operasyonu çekmişsiniz. Hocam şeye girdi. Büyük ceza resim alabilirsiniz. Ya, evet. Merhaba. 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 Teşekkür ederim. Die moet ik toch eigenlijk zo tevoorschijn kunnen tonen. Dat normaal heb ik ook al. Dan moet de volgende proberen. Dünya deprem tarihinde en büyük yıkım olarak adlandırılıyor. Bu bizim aardbevin, de grootste aardbeving, een van de grootste aardbevingen in de wereld. Heel veel mensen hebben trauma's, missie gelopen. En dat is hetgeen wat hierna ook moet gebeuren. De psychosociale hulp is een onderdeel van het. Absoluut, zeker. Moet ook wel. Dit is bedbak brood.
Sanat hem sosyal hem psikososyal. En başta herkes kendi kentinde deprem oldu zannetti. Ama saat öğlene doğru geldiğinde bir drone ile Türkiye'ye baktığınızı düşünün. Yıkımın çok büyük bir yere yayılmış oldu. Eerst dacht iedereen van in mijn dorp is een aardbeving gebeurd. Later na de middag heeft iedereen kunnen voelen mee. Geç kalın da gerçekten zor bir süreç yaşadık hep birlikte. Buraya yönelik söylemiyorum. Burası sadece bu zorluğu yaşamış binlerce havzanın tek bir hücresi. Öyle kabul edin lütfen. Çünkü çok yaygın bir alanda çaresizliğe yakalandık bir sabaha karşı. Kendi adıma sırt çantamı aldım geldim buraya. İlk gün göçükten başlayıp bugün şu noktaya kadar bu faaliyetin içinden hiç kopmadım. Gözümde 6,5 ay sonra yaşadığım çoklu retina yırtığı nedeniyle tedavi için ayrıldım İzmir'e. Ve yarın yine ayrılacağım. Buna rağmen sağ gözümü henüz kurtaramadım. Oradan siz bir şey algılamıyorsunuz ama ben sizi tek gözle görüyorum adeta. Yeni bir ameliyat için yine İzmir'e gideceğim. Bu süreci yaşamamış olsaydım şu ana kadar hiç buradan ayrılmayacaktım. Bu kentle hiçbir özel bağım yok. İnsan olmanın dışında. Ben buraya arama kurtarma eğitimi de almış, mimarlık eğitimi almış ama sanatçı duyarlılığıyla bu kentte şarkılar söylemiş, konserler vermiş ama bu ülkenin bir evladı olarak geldim. 17 konseri kapsayan bir turnenin ikinci günü Diyarbakır'da bir otelde yakalandım ben de depreme, konser sonrasında. 4 Şubat'ta Malatya çaldım, 5 Şubat'ta Diyarbakır konseri çaldım. Gece saat 02'de otelime girdim 9 kişilik orkestramla birlikte. Sabaha karşı saat 4'te ben de ayağımda bir boxer short, üzerinde bir sıfır tişört, yangın merdiveninden kayarak indim karşıdaki otoparka. Yıkımın Diyarbakır'da olduğunu zannetmiştim. 2-3 saat sonra yanıldığımı anladım. Yıkım çok büyüktü, en çok da bu havza darbe yemişti. Bir takım yeteneklere sahiptim. Bu süreci asla evimde televizyondan izleyemezdim. Uçağımı Adana'ya çevirdim ve ben buraya geldim. Adımız birçok şeye karıştı belki. Çünkü bu tür dayanışma süreçlerinde dedikodu bir virüs gibi hızla ürer. Ama müthiş bir şey yaşadık. Ön yargıların kırıldığı bir dayanışmaya dönüştü bu. Ne Doğukan Bey'i tanırdım, ne Ali İhsan Bey'i, ne Adnan'ı tanırdım. Yapayalnız gri bir çantayla geldim. Müthiş bir ailem oldu. 74 yaşında salya sümük ağlayarak gideceğim ben burada. O kadar kirli şeyler yaşadık ki, o kadar rol çalmaya çalışan ucuz siyasetlere muhatap olduk ki, ama alnımın akıyla duruyorum karşınızda bir kez daha. Bu süreçte tanıştığım depremzede benim etrafımda çoğalmış o yiğit, gencecik çocuklar, kimi 9 kişiyi kaybetmiş, kimi 5 kişisini kaybetmiş, bir koza ördük, adımıza Dostlar Dayanışması dedik biz. Bu dostluk sürecek, bunu yapılandıracağız ama dilerim bu acılar üzerinden yenilenmez tekrar, başka keyiflere dönüşsün. Bu duygularla hem ülkemizi temsil eden değerli makam sahiplerine, hem ülkemizde aynı zamanda ülkemizin konukseverliğiyle gözünün içine bakarak hoş geldiniz dileklerimi ilettiğim değerli büyükelçimize ve dışarıdan gelen HOTİAD'ın bünyesinde faaliyet gösteren yönetim kurulunda çalışan bütün dostlara ama onun dışında kapıdaki çöpçüden tırı kullanan şoföre kadar AFAD'ın deposunda çalışandan giderek bilmem nerede hiç adını bilmediğiniz bir yapının İçinden bize destek sunan insana kadar burası bir koza gibi örüldü. Hiç kimsenin kişisel becerisiyle, marifetiyle gelişmedi. Alnımızın akıyla buradan çıkarsak eğer ve burada yaşamını sürecek olan insanlar kendilerini itilmiş, kakılmış hissetmeden bize insanca değer verildi ve bir şeyler yapıldı diyebiliyorsa eğer buradaki bütün hazırının tek kazancı bu olacaktır. Bu hak edişle, bu terbiyeyle, bu ahlaki düzeyle ben hepinizi saygıyla dayanışmanız için içtenlikle selamlayarak Doğukan Valimizin şahsında
devletin temsilcisi olan bütün kanada özellikle bu dayanışma sürecinde gösterdikleri duyarlılık ve insaniyet için yürekten teşekkür ederim. Ali İhsan arkadaş sanki benim 40 yıllık dostummuş gibi yanımızdan ayrılmamıştır şahsında bütün ekibini selamlayarak. Şu kentin belli sivil toplum örgütleri içerisinde pozisyon almış bütün arkadaşlarımı, esnaf odalarından tutun, kredi tarım kooperatifine kadar, bu ithalatı gerçekleştiren firmadan tutun, altyapıda emek veren, zaman zaman gerginlikler yaşadığımız dostlarımıza kadar. Saygıyla selamlayarak, HOTİ adı temsilen izninizle ve alkışlarınızla bu süreci zaman zaman kırılarak birbirimize ama zaman zaman birbirimizi anlamaya çalışarak yönetmeye çalıştığımız ve ilk kez bugün karşı karşıya geldiğimiz Hikmet Bey'i buraya çağırarak böyle devam ettirmekten yanayım. Saygılarımı sunuyorum. Şeref verdiniz. Sayın Valim, Excellencies, Sayın Başkanım, Başkanlarım, Arkadaşlarım, Depremzedeler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Suavi Bey'e teşekkür edecektim ama ilk onunla başlamak istiyorum bu durumda. Çünkü bize sanki o günleri tekrar hatırlattı. Hoş oldu. İçimiz burkulsa da bir şeyle bilmek adına doğru oldu. Bu projenin gerçekleşmesinde tabii ki dernek olarak dernek üyelerimizin katkıları en başta yer almaktadır. Bu nedenle sizlerin huzurunda da onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle Mümin Bey'in kendisi ve ailesi, çevresi verdiği özel destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar gibi olacak ama içimden geldiği için söylemek istiyorum. Yani yüzyılın felaketi dendi. Bunun doğru olduğunu gördük. Kabul etmemek mümkün değil. Yani gecenin kör karanlığında, kör bir saatinde, soğuk bir halinde, yağışlı bir halinde ve çok şiddetli hem de arka arkaya iki defa olmak üzere bir felaket, bir yıkım yaşandı. Bu tabii ki çok büyük kayıplara, her türlü kayıplara yol açtı. Acı yaşattı. Bu acıyı sizler belki burada fiilen yaşadınız. Biz de uzaklarda, şunu ciddi söylüyorum, çok iyi bilin ki sizin gibi zannetmeseniz bile olduğunu biz de yaşadık. Yani uykusuz gece dersem doğru söylemiş olurum. Islak haller gelmiş gözler dersem doğru söylemiş olurum. Bunun bir sonucudur ki sizin acınızın bir parça da olsa paylaşılması için tarafımızdan bu çalışma, ki bu çalışma öncesinde de epey çalışmalarımız olmuştu kişisel bazda. Ancak bu çalışma bir toplantı esnasında arkadaşlarımızın özel bir düşüncesi, teklif oldu. Ne yapalım diye konuştuğumuzda o günlerin şartlarında bir sahra hastanesinden belki deprem sonrası bir okula kadar pek çok şey düşünüldü. Ama barınma ihtiyaçların o gün ve hala bugün bile hemen hemen en başında gelmekte diye düşünerek buna karar verdik. Ve bu projede tabii ki bizler kadar Suha Bey'in sözünü ettiği bir başka ekip Türkiye'de, başta kendisi Bülent Bey, Adnan Bey, bunlar bilebildiğim isimler ve bilmediğim pek çok isim burada bizler için görünmez kahramanlar olarak, emektarlar olarak yer aldılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok düşünmüş bir konuşma değil bu yapmakta olduğum. Ancak bir anımı belki burada sizinle paylaşırsam aslında ne düşünmüş olduğumuzu daha doğru anlatmış olacağım diye düşünüyorum. Benzer bir konu, yine böyle bir yardım konusu. Hollanda'da pek çok hemşire derneği vardır. Bunlardan bir tanesi de Sivaslılar Platformu. Bu arada ben de Sivaslıyım. Bu arkadaşlarımızın bir gün bir ziyaretinde şuradan buradan konuşulurken henüz bitirmiş oldukları bir çalışmadan bahsolundu. Bu çalışma 2 yıl uğraşılmış, destekler toplanılmış. Onlar ile elektrikli engelli arabaları satın alınmış
mevzuatlar yerine getirilmiş, Sivas'a götürülmüş, belediyenin, valiliğin desteğiyle de bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış. Bir tören, törende ihtiyaç sahipleri, onların mutluluğu, orada söylenen şeyler, bunlar ortamda paylaşıldı. Bunları duyunca tüylerim ayağa kalktı. Kendi kendime kızdım, bu senin hiç aklına gelmedi diye düşündüm o an. Ve arkadaştan dedim böyle böyle, sen artık yol yordan biliyorsun. Kollarını bir daha sıva, bu işleri bir daha yap, o arabaları yine al, yine götür. Ricasında bulundum, faturayı tamamen bize yazdıracaksın dedim. Öyle de yaptık, fakat bir de şunu yapmak istemiştik. Bütün bu çalışma derneğin ismi altında olsun. Yapıldı, engelli arabaları gitti. Fakat valiyle konunun bu tarafı da paylaşılmış. Bunu bir hayırseverin yaptığı söylenmiş. Bunun üzerine vali, o zaman o hayırsever burada olacak, yoksa dağıttırmam demiş. Belki kendi açısından haklı. Yani yapılanların görülmesi, örnek alınması adına doğru olabilir. Dolayısıyla akşam üzeri bir telefon, abi gelmen lazım. Gittim, o bir meşhur uçağımız vardır, 12.45 Hollanda'da. Onunla İstanbul, devamında Sivas. O uçuşun Sivas'a varış saati 8.30'dur. Sabah Sivas'tayım. Tabii gece uçuşu olduğu için uyku sorunlu oluyor. Her neyse program saat 1-2 civarı diye biliyorum. Dolayısıyla birkaç saat uyumak istedim. Uyandığımda da kiminle karşılaştı isem, benden duyduğunda neden o an Sivas'tayım, hepsinde bir şaşkınlık gördüm. Dualı sözler duydum, teşekkürlü sözler duydum. Ancak şaşkınlığın seviyesi, o da beni şaşırtmıştı. Yani bundan bu kadar şaşıracak ne var diye düşünmüştüm. Program saati geldi. Biz hükümet meydanı diyoruz. Vilayet binasının ön tarafı. Oraya gittim ve gittiğimde bir kalabalık gördüm uzaktan. Bir program var, bir şey yapılıyor. Fakat düşünemiyorum ki o program bunun için yapılıyor. Çünkü bayağı kalabalık. Yaklaştığımda gördüm, engelli arabaları orada, insanlar oturmuşlar. Anladım ki bizim programımız. Ve ben biraz geç kalmıştım. Belediye başkanının yanındaki koltuğa oturdum. O hemen kalktı, konuşmasını yaptı. Aynen böyle bir kürsüden. Sonra da beni kürsüye çağırdı. Benim aklımda tabii bir kürsü olacak, konuşma olacak. Öyle bir şey yoktu. Kürsüye gidinceye kadar düşünmeye çalışıyorum ki böyle bir ortamda ne söylenmeli, ne söylemeliyim diye. Aslında bir şey düşünemedim. Fakat kürsüye çıktığımda gördüğüm iki şey vardı. Özellikle bir tanesi. Engelli arabaları dizilmiş. İnsanlar yerlerini almışlar. Sadece anahtarları dağıtılacak. Öyle bir hale gelmiş. Onları gördüm. Onlardaki mutluluğu gördüm. Onu görünce hiç düşünmeden konuştuğumu biliyorum. Ne konuştuğumu da daha sonra bir CD'de gördüğüm için biliyorum. Söylemiş olduğum şuydu. O şaşkınlıklar bende pek bir etki yaratmış. Onu gördüm. Ancak yine gördüm ki yaptığımız aslında bana göre sıradan bir şey. İnsanların mutluluğu çok güzel bir şey. Bunu yapmak için düşünmek bile gerekmez diye o an düşünüyorum. Derken şu sözleri söylemiş olduğumu sonradan gördüm. İnsanlarda bir şaşkınlık görüyorum. Bu şaşkınlığa ben şaşırıyorum. Ha, ikinci gördüğüm şeyi söyleyeyim bu arada. O da bir ağaçtı. Tek bir tane ağaç karşıda. Dedim, Allah'ın ağacı deyip geçtiğimiz şu ağaç bile meyve vererek, oksijen üreterek, tabiatı süsleyerek, toprağı tutarak bir işe yarıyor. Bizler insan olarak nasıl bir işe yaramayız? Bu düşünülmeyecek bir şey. Dolayısıyla yapmış olduğumuz insan olmanın bir gereğiydi. Ve burada da yapmış olduğumuz aynı şey. İnsan olmanın bir gereği bu. Bu yapılan ile belki yaraya, acıya bir parça melhem olabildik. Ama kârımızı da söyleyeyim. İnsan olduğumuzu hissetmenin çok güzel bir yolu, çok güzel bir şekli. Dolayısıyla tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah diyorum çok kısa bir zamanda eskiye döneriz ve inşallah bu defa bundan sonraki dönem için biraz daha akla müracaatla, biraz daha bilime, saygıyla düşünür, davranır, tedbirlerimizi alır ve bu acıları bir daha yaşamayız. Teşekkür ediyorum.
planlı bir organizasyon değil bu anlamda. Dolayısıyla bu sunumları ben yapıyor gibi oldum. Mikrofonu ilk kaptığım için de bende kaldı bu ihale. İzninizle ben değerli konuğumuzu, Hollanda Ankara Büyükelçimizi, yanında konuştuklarını bize simultane tercüme edecek bir dostumuzu da, onu aranızdan siz belirleyin lütfen, davet ederek konuşmak için huzurlarınıza, alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Merhaba. En allereerst dank dat ik hier vandaag bij mag zijn. En het spijt me dat ik wat Nederlandse regen heb meegenomen. Öncelikle teşekkür ediyorum diyor burada olduğumdan dolayı. Kusura bakmayın diyor. Hollanda'dan size yağmur getirdim diyor. Hollanda yağmur getirdim diyor. Geachte vice-gouverneur, vice-burgemeester, geachte Hikmet Bey, u bent een van de eerste die ik sprak nadat ik gehoord had dat ik dat mijn volgende taak in Ankara lag. Evet, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli Hikmet Bey, siz diyor ilk görüştüğüm kişiydi. Ankara'da bana görev verildiğini duydum. Ook blij om te zien Edip Bey van de Nederlands-Turkse Vriendschapsvereniging. En ook blij om kennis gemaakt te hebben met de vicevoorzitter van Hatayspor. Ik ben inmiddels supporter van Hatayspor en ik vind het knap dat dit team, ondanks de moeilijke omstandigheden, tiende staat op dit moment in de Super League. Evet, Edip Bey de diyor, gördüğüme çok sevindim. Hollanda Türkiye Dayanışma Vakfı Başkanı. Hatayspor da diyor. Hatayspor başkanı da burada. Ben diyor artık diyor Hatayspor spor feni oldum. Yani spor destekleri oldum. Süper Lig'de herhalde 10'uncuda diyor. Takip ediyorum diyor. Het is inmiddels de vijfde keer dat ik in het gebied ben en iedere keer ben ik zeer zeer onder de indruk van de hartverscheurende taferelen, de verhalen, maar ook van de weerbaarheid en het positivisme dat ik hier iedere keer proef. Beşinci sefer bu bölgedeyim diyor. Her geldiğimde diyor yani kalbimizin çarptığı ve buradaki insanların verdiği mücadele görmek bana çok güzel duygular, ayrı hisler veriyor. Ik ben hier omdat ik ten eerste het initiatief dat Hotiat heeft genomen zeer zeer ondersteun. Ik denk dat dat ook illustratief is voor het gevoel dat er in Nederland vanaf het begin heeft geheerst nadat deze verschrikkelijke tragedie zich voltrok. Ben buradayım diyor çünkü Hotiat'ın diyor bu vermiş olduğu mücadelede inisiyatif dedi yani bu işi yapmak istediğini. Çünkü diyor Hollanda'nın bu olaylara, bu depreme ne kadar önem verdiğini, ne kadar hassas gördüğünü burada temsil ederekten Hotiat'ı da bu arada da bu verdiği destekten dolayı bu projesinde bulunmak istedim diyor. En ook ter onderstreping van het commitment dat de Nederlandse overheid had en zal blijven houden met de slachtoffers van de aardbeving. Vanaf het begin hebben we gedaan wat we konden, denk ik, met search and rescue, met medische evacuatie en met humanitaire hulp. Hollanda depremin başından beri elinden gelen her şeyi yaptığını resmi bir şekilde açıkladı ve yapacağına da devam ediyor. Elimizdeki bütün imkanlar, teknik imkanlar, destek anlamında, ekspertizi yani danışmanlık anlamında ve uzmanlık anlamında yapmamız gereken her şeyi Hollanda olarak yapacağız. Maar ook in de vervolgfase, in de reconstructiefase wil de Nederlandse overheid een rol blijven spelen waar dat kan. Inmiddels hebben er een paar fact-finding missies ook vanuit Nederland plaatsgevonden en wordt er gekeken ook door de private sector in Nederland wat het kan betekenen in termen van watermanagement, modulair bouwen en circulaire constructie. Hollanda desteğine devam edecek. Hollanda'daki uzmanlıkların, yani biliyorsunuz Hollanda su konusunda, suya karşı teknoloji konusunda çok ileride. Modüler yapılar konusunda çok ileride. Elimizdeki teknik imkanlar, uzmanlık imkanlarıyla bu süreci devamında da Türkiye'de beraber olacağız. Wat ik wil zeggen is, wij laten jullie niet in de steek. En met behulp van de geweldige Turkse gemeenschap in Nederland zullen wij blijven zoeken naar allerlei manieren om de slachtoffers bij te blijven staan.
Hollanda'daki Türk toplumuyla beraber sizleri kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Elimizdeki bütün imkanlarla, teknik imkanlarla, maddi imkanlarla bu önümüzdeki süreçte sizlerle beraber olacağız. De vriendschap tussen Turkije en Nederland die is echt sterk, die gaat eeuwen terug. En die bewijst zich denk ik juist nu op dit moeilijke moment voor de regio. Dus mijn boodschap is, we staan hier schouder aan schouder en we laten jullie niet in de steek. Hollanda-Türkiye dostluğu biliyorsunuz asırlar önceden pekişmiş bir dostluktur. Bu süreçte de omuz omuza sizlerle beraber olacağız. Hartelijk dank, nogmaals heel veel dank aan Hotiat voor wat ze hier hebben gedaan. Dat verwelkomen wij hier. Hartelijk dank en tot ziens. Tekrar teşekkür ediyor. Özellikle Hotiat'a teşekkür ediyor. Hotiat'la beraber sizlere teşekkür ediyor. Teşekkür. Burada kapıda girişte konuklara arz etmiştim. Yağmur kapıyı çalmak üzere. Birazdan çok daha şiddetini arttırabilir. Bir de Hollanda'nın bereketi için içine dahil olursa çok daha vahim sonuçlar yaratabilir. O nedenle kısa kesmeye çalışacağım. Ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz bu yapı, bizi şu an tebessüme götüren bu çalışma, aynı zamanda üçlü bir çalışmanın sonucuyla şekillenmişti. Bastığınız taşın altında, metrelerce altındaki çalışmadan tutunuz, bu 3'e 7, 21 metrekarelik mekanların içerisinde ki Hotiat tarafından sponsorluğu sağlanmış, dayanışmaya dönüşmüştü, tefriş malzemesine kadar 3 ayrı grubun birebir faaliyetiyle eşit mesafede omuz omuza çalışmasıyla bu hale geldi. Kuşkusuz bu koordinasyonlar yaparken devletin ayağı varlığını her zaman bir dostluk, bir dayanışma bilinciyle hatta zaman zaman mevki gözetmeksizin büyük bir nezaketle yönetti. Ben tanıklık ettim buna. Bu anlamda kendisini tanımaktan hem onur duyduğum hem büyük desteğini aldığım ve bundan sonra ilişkimizin yaşamımız sürdüğü sürece de devam edeceğine inandığım güzel yürekli bence o makamı hak eden, dilerim onu ileride daha iyi yerlerde görmeyi umduğum ve bunu yürekten dilediğim bir şahsiyeti final konuşması için alkışlarınıza çağırmak istiyorum. Doğukan Valim, buyurun lütfen. Sayın Büyükelçim, kıymetli meslektaşlarım, değerli belediye başkanım, Hollanda'dan buraya zahmet ederek gelen çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli depremzedelerimiz, değerli konuklarımız, hepinize en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu topraklar, şehrimiz, yazılı tarihin görmüş olduğu en büyük felaketlerden birini yaşadı. Bu felaketin büyüklüğüne vurgu yapmak için sizleri de sıkmadan bazı sayısal verilerle sizlere felaketin büyüklüğünü izah etmeye çalışacağım. 7.7, 7.6 ve 6.8 büyüklüğünde İlimizde, şehrimizde yaşanan depremler neticesinde toplam 23.780 vatandaşımız hayata gözlerini yumdu. Cümlelerime devam etmeden önce hayata gözlerini yuman tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. 23.780 vatandaşımızın vefat etmesinin yanı sıra ilimizde toplam 80.000 bina, 250.000 konut tamamıyla yok oldu. Tabii depremin yaratmış olduğu bu yıkıcı etki neticesinde birçok vatandaşımız afetzede durumuna düşerek evsiz kaldılar. Devletimiz, dost devletler, uluslararası STK'lar, yerel STK'lar depremin olduğu ilk andan itibaren tüm imkan ve kapasitesiyle, kabiliyetiyle sahaya dökülerek arama kurtarma çalışmalarından başlamak üzere ardından gelecek olan İAŞ, beslenme ve barınma imkanlarına kadar her alanda işbirliği ve koordinasyonla birlikte beraberce çalıştık. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu Şirin konteyner kentimizde bu çalışmaların güzel bir meyvesi, güzel bir ürünü. Burayı tasarlarken, yapım sürecini takip ederken Suavi Bey'in de bahsettiği gibi zorlu zamanlar yaşadık, zorlu süreçler yaşadık. Hem Adnan Bey olsun hem Suavi Bey olsun. Sağ olsunlar çok kıymetli emekleriyle buranın bugüne gelmesine vesile oldular. Bizler de devlet olarak bu sürece şahitlik ettik. Birçok çalışma alanı içerisinde beraber birlikte çalıştık ve ne Adnan Bey'den ne Suavi Bey'den hiçbir zaman bireysel bir taleple karşılaşmadık. Her zaman burada Hataylı kardeşlerimizin, Hataylı vatandaşlarımızın,
depremzedelerimizin yaşam kalitesi ve konforlarını geliştirmek üzere talepte bulundular. Kendilerine haseten en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Yine siz kıymetli bağışçılarımız olan HOTİAD'la aramızdaki iletişim kanallarını kendileri kurdular ve sağladılar. Bugün burayı açmanın mutluluğu içerisindeyiz. O yüzden sözlerimi daha fazla uzatmadan sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçimiz nezdinde Hollanda hükümetine, HOTİAD'a, HOTİAD'ın kıymetli başkanı Hikmet Bey ve kıymetli üyelerine, burada emeği geçen çalışanlara, işçilere, herkese, AFAD Müdürümüz Ali İhsan Bey de burada çok mesai harcadı. Diğer müdür arkadaşlarımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsmi Dostlar Yerleşkesi olduğu gibi burada çok güzel dostluklar da edinildi ve bu dostluklar her daim devam edecek inşallah diyorum. Konteyner kentimizin afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buralar tabii ki geçici barınma alanlarımız. Bundan sonra bizim devlet olarak amacımız vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek. Ama kalıcı konutlarına yerleştirme süreci içerisinde de buralarda konforlu bir yaşam sürmelerini, depremde yaşamış oldukları o acıları bir nebze olsun unutturmayı amaçlıyoruz. Sizlerin değerli katkılarıyla da bu acıları unutturma yolunda güzel bir adım attık diye düşünüyorum. Tekrardan emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyor, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Amacına uygun cümleler kuruldu ve hedefe ulaştık diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte burada yaşamını sürdürecek bütün ailelere huzur dolu, kendilerini yalnız ve yoksun hissetmedikleri bir yaşam diliyorum. Hepinizi teşrifleriniz için, başta Sayın Büyükelçimiz, misafirimiz, HOTİAD'lı dostlarımız ve doğal olarak Doğukan Bey ve Vali Yardımcımızı ve genç kaymakam arkadaşımızı ve giderek bizim yol arkadaşımıza dönüşen Ali İhsan Bey'i, AFAD'ın müdürünü, teşriflerinden dolayı diğer sivil toplum örgütü temsilcileri, dostlarımı, kulüp başkanlarını ve siz hazırında bulunan değerli dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bizim yapmak istediğimiz, planladığımız çerçeve bundan ibaret diyerek bugünü izninizle finalize etmek istiyoruz. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suat Bey, bir fotoğraf çekinelim, hatıra fotoğrafı burada. Çok iyi olur efendim. Topşehir. Ekat. Natürlük. Tamam. Şöyle yapalım. Kaç kişi girebilir? Mal. Hatay spor fan. Ya yok, yes. Dry, dry, dry. Yes.
Ja, wij vinden het fantastisch natuurlijk dat Hotiat dit initiatief heeft genomen om de aardbevingsslachtoffers op deze manier bij te staan. Ik zie hier natuurlijk bij ieder bezoek hoe hoog de noden nog zijn, hoeveel er nog moet gebeuren en tegelijkertijd ook wat er al wel is gebeurd. En de weerbaarheid van de mensen hier vind ik echt bijzonder indrukwekkend. Maar het is echt fantastisch dat Hotiat vanuit Nederland deze steun heeft kunnen bieden. Gösterdiği alana 84 tane konteyner sığıyor. Ondan sonra kalan 18 tane için gittiği bunlar da Samandağ'a gönderiyor. Daha sonra şehir içinde yine seriyorlar. Depremde yetim kalmış kalıplar için kullandığı merkez var. Orada kullanılmak üzere 6 adet konteyner isteniyor. Yani bundan daha iyi bir amaç olamazdı. Tabii ki dedik. Böylece 18-12'ye düşmüş oldu. O 6 tane Samandağ'ın içinde. Bunları ben söylemem. Söyleyeyim de. Ben de sizi bunca değilim. Tamam. Ancak gerçekleri bilmemiz açısından şunu söyleyeyim. Sayın Başkanımızın belki de çok temiz duygularla bizim projeden artan konteynerları size veririz demesi Samandağ Belediye Başkanı'nın bizde talepte bulunmasına yol açtı. Biz de burada olabilirse, buradaki proje tamamlanabilirse elbette size de yardım etmek isteriz dedi. Yalnız bu gelişmeler ışığında biz bunun hazırlıklarını yaparken 84 tane bir yere uygulandı gördüğünüz kente. Diğer 6 tanesi de kadın ve engelli çocuklar için planlanan yere 20 artı Hotiat'ın 6 konteyneri konulmak suretiyle orada da büyük katkıları olmuş oldu. Biz Samandağ'ın politik davranacağını öngörerek, düşünerek ve öyle yaptığını görerek bu işi durdurduk. Bu işi durdurduk. İşin politize edilmemesi için daha farklı taraftan yine 12 konteyneri Samandağ'da iki gerçekten doğru iş yapan derneğe bağışladı ve bizim ekiplerimiz gidip bu konteynerleri kurdu. Tamamen sahiplerine teslim etti ve içinde insanlar şu an barınacakları yuvalıyor. Tabii bu Hotiat'ın da sayesinde oldu. Bunun bilinmesini istiyorum bir kere. İkincisi, yanlış bilgiler vardı. Hotiat doğrudan bizde temas halindeydi. Parasal olarak kesinlikle Suavi Bey'in paraya el değmemiştir. Parayla hiçbir ilgisi yoktur. Doğrudan gelen, bize gelen paralar ithala ettiğimiz firmaya gönderildi. Onun da ne kontları mevcuttur zaten. Projenin müsaade. Kar amaçlı olmadığı da ortaya çıkmaktadır orası zaten. O yüzden Suavi Bey'e tanınan iftiralar, atılan iftiralar. Hotiat'a mal edilen söz vermemesi, sözünü yerine getirmemesi durumları kesinlikle yoktur. Lütfen bunlara inanılmaz. Hepsi doğru yere yapılmış ve harcanmış. En kötü şuydu, akıbetleri olmayan konteynerler. 84 tanesinin burada olduğunu gördüm. 12 tanesinin oraya gideceğini kendileri gösteriyor. Kalan 6 tanenin engelli. Yerinde zaten. O da onu görmek mümkün mü?
Biz abi giderken bir uğrayalım diyecektim ben. Uğrayalım mı? Orayı da uğrayalım. Başkan uğrayalım. O 6'ydı. 20 tane var. 6 tane de yanında var. 26 tane toplam burada. O 20 tane de Alman bir firma aracılığıyla şey yaptı. Bunları zaten Çin'den getirmiş firma da biziz. Yani kadınlar için düzenlenen kadınlar ve engelli çocuklar için yapılacak bir yerde Alman Türk Gençlik Vakfı 20 tane konteyner bağışladı. 6 tane de siz bağışladınız. 6'yı da oraya kaydırdık. Güzel bir yerleşti oldu. Ama buranın Vahri Bey'den sözünü aldı şu an ve buranın yapısını hediye çıkartacağız. Diğer 12 konteyner hangi? İstahiye biliyor musunuz? Hani ilk ana yoldan yukarı çıkıyorsun. Evet. Orada görebiliriz. Bunlarınızda fayda var. Maalesef bu şeylerde çok. Hepsi yapmış. Modelleri aynı değil mi? Aynı konteynerlerden o. Oradakilerin aynısı. Evet. Ekstra da bir boyu. Aynen öyle. Yalnız... Onun da malzemesini buraya getirdik ama Almanya ödeyemeyince şey yapamadık. Finans edemem. Montajını mı sen? Yok. Alt zemin. Alt zemin. Alt zemin. Bunlar engelli çocuklar falan olduğu için. Bir de akşam planlarını yüksek etmesin. Var mı? Yok. Normalde 26 kontrolü var. Açık yok, açık değil. Yok, hepsi kilitli. Kilitli mi? Kilitli, kilitli. Ben baktım bir tanesi. Yani bu yapılmadan bu şekilde mi verilme kararı aldınız? Yani bir şekilde onu yapmak zorunda. Peki bu şekilde benim. Şimdi ev var da, şu duvarı görüyor musun? Bak karşı duvar. Şimdi öyle bir evim var. Sana dedik ya, evet. Gel orada otur. Ama oraya belediye izin veriyor mu yani? Oturabilirsin. Hasarlılar bile. Sözde veriliyor. Bunlarda hiç hasarını bilemiyorlar. Yani. Adana'da kaç tane ev var? Orta hasarlı diye işaretlediler. Tamam mı? Orta hasarlıların hepsine hiçbir şey gelip bakmadan aradan bayağı bir zaman geçti. Tekrardan 15 geldiler. Tane çadır var burada. Arkadaş sen bir test yaptın mı, bir şey ettin mi? Yani sistem bu, biliyorsunuz yani siz. Evet, benim ablayım. Yıkılmamış. Kendi oturabilirsin diye. Evet, onu söyledim. Ağır hastalığı orta hastalığa çevirdi. Orta hastalığı harf hastalığa çevirdi. Orada oturmuyor. Bu sefer sen de ailemle oluyorsun. Orada hafif bir kuruş falan oluyor. Dikkat olmuyor ki. Hülya ablası gel bakalım. Çocuklar gitsin bakalım sıraya buraya. Adam da güvenlik. Kolay daha güvenlik. Gitsin bak. Kadınlar alıyor. Tamam biz okuyoruz. Ya bak bak bu yere gelin biraz sene de. Bir daha şimdi sana olur. Çıkar bunu bakalım. Çıkar çıkar hemen gel bir dene. Giy üstüne. Dene bakayım hoşuna gidecek mi? Biraz. Neyse. Abi sana yardım edeyim. Gel sen de Türkiye'yim buna. Türkler sıraya gidin ona göre. Bence bu sana bir soru düşüneceğim. Ayakkabı numaranızı söyleyin. Buradan bak buradan ayakkabı. Yetmezse gene gideceğiz. Bir serin yolda depomuz var. Gel. Hadi bakalım. Reçete gelir mi? Kaç numarasın bu abla? Annesine bakın. Gene burada. Deneyin bunu. Olmazsa başka bir. Burada mutlaka kendileri denesinler. 33. 33 olan var mı? 33 kimin? Gel ya. 33 mi de? Ufak ufak bunu mu? Bir denesin bunu bakalım. Bunu deneyin. Küçük oldu sanki. Gene ayakkabı, gene burada. Tamam, bir şey düğüne bakalım. 15-16 düğüne bakmak lazım. Her bir daha var. Bunları düşünme tamam mı? Depremle birlikte tüm ülke, hatta tüm dünya olduğu gibi Hollanda'da da özellikle biz Türkler çok etkilendik. Sonuçta büyük bir felaket yaşanmış, insanlar büyük bir acıyı yaşamaktaydılar. Hele hele depremlerin sayısı, şiddeti, gecenin kör saati, çok soğuk bir hava,
yılın en soğuk mevsimi diyebileceğimiz bir dönem. Böyle bir deprem ve çok büyük bir yıkıntı, çok büyük bir alan, büyük sayıda insan kaybı, büyük sayıda materyal kaybı. Bunu yaşadık. Tabii ki özellikle insan kaybı ve bunun yaşattığı acı bundan en büyüğüydü. İnsanların çaresizlik hali yaşanmadan anlaşılmaz diye düşünülür. Ama biz sanki o zamanlar da bunu çıplak gözlerle görür idik. İnsanların bu acısına biz de kayıtsız kalamazdık. Sonuçta insanlık denen bir duyguyu yaşamaktayız. Her zaman insanlar birbirlerine destek için, yardım için hazır olmalıdırlar. Bunun bir gereği olarak biz de Hollanda Türk İş Adamları Derneği olarak tabii ki herkes gibi bireysel zeminde birçok şey yapmaya çalıştık. Bir de dernek olarak kurumsal diyebileceğimiz bir şekilde bir çalışma yapalım istedik. O günlerin şartlarında neler ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir sahra hastanesinden bir okula kadar uzanan değişik düşünceler vardı. Ama asıl mesele yine bugün dahi asıl mesele barınma ihtiyacı olduğunu görünce kararımızı da bu yönde verdik ve konteyner evler, deprem evleri yaptıralım diye düşündük. 6 aylık bir süre bu sürdü. Sonuçta konteynerlarımız yapıldı, yerleştirildi. Burada afat belirleyici oldu. Afat'ın göstermiş olduğu yerlere, afat'ın belirlemiş olduğu standartlara uygun konteynerler yerleştirildi. Biz de bir grup otiyat üyesi olarak bugün buraya bunların teslim çalışmasını yapmaya geldik. Bir kısmının kullanım alınmış olduğunu gördük. Bundan haberimiz vardı. Çünkü yağmurlarla birlikte bazı insanlar bulundukları çadırlarda zorluklar yaşıyorlardı. Bize açılış öncesi onların bir kısmı çadırlar alabilir miyiz diye sorulduğunda cevabımız hemen tabii ki oldu. Hatta değil bir kısmı tamamı dahi kullanıma alınabilir dedik. O nedenle konteynerlerin bir kısmının kullanılmakta olduğunu gördük. Tabii şehri gördük, şehri dolaştık. Yıkımın izleri hala çok açık ortada. Sayısız sayıda bina boşaltılmış, şehrin bir kısmı adeta terk edilmiş şehir görünümünde. Bir kısmında tabii arama sonuçlarının da bir arama çalışmalarının da bir sonucu olarak enkazın didik didik edilmiş olduğunu fakat hala yerinde olduğunu gördük. Tabii ki felaketin çapı çok büyük. Çok büyük olunca yapılabilenin bu olduğunu düşünmeye başladık. İnsanların gözündeki çaresiz kalma, çaresiz olma hissini gördük. Tabii bölge çok kültürlü olduğu için birçok kültürün mevcut olduğu, birçok dilin konuşulduğu bir ortamda fakat gözler aynı şeyi söylüyordu. Yaşanan acıyı, çaresizliği ve gelecek kaygısını. Yapabileceğimizin bu olduğunu düşünüp yapmış olmaktan içimizde çok güzel hisler uyandı. Ben yapmış olduğum konuşmada bu hislerin adını insan olmayı hissetmek olarak isimlendirdim. Şu anda aynı şeyi düşünüyorum. Çok doğru bir deyim olmuş. Toplam olarak yaptığımız bağış konteyner sayısı 102. Bunun 84 tanesi AFAD'ın bize hem gösterdiği hem altyapısını yaptığı alana sığmıştı. Onları oraya yerleştirince kalan 18 tanenin 6 tanesini yine aynı bölgede Hatay'ın Serinyol ilçesinde şehir içinde engelli çocuklar ve dul kadınlar dizimlendirilen bir grup için oluşturulmuş olan özel bir merkeze kullandırıldı. Kalan 12 tanemiz de Samandağ Belediyesi'ne gitti.
Bunların iki tanesi Samandağ Belediyesi aracılığıyla, kalan 10 tane de bölgede faal deprem dayanışma dernekleri aracılığıyla gitti. Tabii gelirken de eli boş gelmek olmayacaktı. Özellikle çocukları sevindirmek adına onlara hediyeler getirmeye çalıştık. Onların sevincini görmek, bu sevinci onlarla paylaşmak çok güzel bir histi. Tabii ki ülkemiz için, insanlar için böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması gerekir. Bu dileği dile getirdik. Ancak biliyoruz ki ülkemiz bir tektonik bölgede. Dolayısıyla yer hareketleri her zaman olmuş ve her zaman da olacak. Geriye kalan, bunun bilincinde olarak bilime saygı dediğimiz bir anlayışla, bilime müracaat ederek bundan sonraki dönemde hem konutların inşasına dair düzenlemeler ve uygulamalar, hem de kamu uygulamaları diyebileceğimiz genel anlamıyla çalışmaların biraz daha kitabına uygun olması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var. Bunun da tek çözüm olduğunu düşünüyor ve gerektiği yerlerde de dile getirmeye çalışıyoruz.